O zaman geçen değerli seyircilerimiz, hazırladığımız gibi bir vetere Kaptan Merhum'un tarih hayatından ve yaptığı işlerden onu hep beraber sizlerle izleyelim. Ünlü oyuncu 21 Nisan 1964 yılında dünyaya geldi. Yetenekleri erken yaşta Ezzevra Futbol Kulübü'nde oynayarak ortaya çıktı. Ahmet Razi 1983'te Fas'ta düzenlenen Filistin Gençlik Kupası'nda oynadı. Kayıt ettiği büyük başarıların ardından Irak milli takımla oynamaya başladı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sabah hadal yom, takriben sa'a 7:13 دقيقة تم الاتصال بي من قبل المرافق للكابتن أحمد راضي رحمه الله. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu sabah yaklaşık saat 7:13 sularında kaptan Ahmet Razi'nin yanında bulunanlardan birinden bana bir telefon çağrısı geldi. Kendisi rahmetlinin kuzeni Bilal Fazıl Razi'ydi. Kendisi bana amcam lavo uğratılır fakat hareket etmiyor. Yakınında bulunan doktorlar ise kendisine kalp masajı yaptılar. Rahmetli lavaboya giderken oksijen tüpünü yanında götürmemişti. Lavaboda geçince kapıyı çalmışlar. Açmayınca da kapıyı açıp kendisi lavabodan yatağa taşımışlardı. Kendisi için yarım saatlik bir kalp masajı yaptılar. Sonuç vermeyince de Hakk'ın rahmetine kavuştu. 1988 yılında Irak takımının katıldığı Körfez Kupası şampiyonluğunda attığı goller yüzünden Asya'nın en iyi futbol oyuncusu olarak seçildi. Ahmet Razi 2008 yılında siyasi alana katıldı, ardından da El Tevfuk cephesiyle Irak parlamentosunda Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi oldu. سارة كبيرة إنه إضافة لأنه هو النجم الأول بالرياضة العراقية والأخ وزميل وصديق ويعني نقول الحمد لله والشكر تعددت الأسباب والموت واحد وهاي كتاب رب العالمين وإحنا مؤمنين ولازم نؤمن بهذا الشيء والله يمنح أهل الصبر والسلوان والله إن شاء الله يغفر له ويدخل الجنة. Rahmetlinin vefat etmesi bizim için büyük bir kayıptır. Kendisi futbolda bir yıldız olmasının yeni sıra kardeş ve arkadaştı. Ne yapalım? Allah'a şükürler olsun. Nedenler çok olsa da ölüm birdir. Bu da yazılan bir şeydir. Bizler de mümin insanlarız ve buna inanmalıyız. Allah'tan kendisine rahmet ve ailesine sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun. Kendisi için elimizden dua etmekten ve Kur'an-ı Kerim'i okumaktan başka bir şey gelmiyor. Ahmet Razi, Irak Ligi 5 kez, Irak Kupası 7 kez, 1991 yılında 1988 Asya Şampiyonası, 1986 yılında Dünya Kupası hazırlıklarına katıldı. 16 Haziran'da rahatsızlığı nedeniyle yapılan testler sonucunda kendisinde COVID-19 tespit edildi. Sağlık durumunun bozulmasının ardından Bağdat'taki Gazeteciler Sendikası Başkanı Muayyed Ellami tedavisi için Ürdün'e göndermek için çaba harcadı. Ama ne yazık ki öncesinde kendisi hayatta gözlerini yumdu. Bağdat'taki Ahmet Razi'nin cesedinin yıkanması ve kefen işlerini üstleneceğini ilan etti. Cenaze namazının ardından toprağa verildi.